Merhaba arkadaşlar, yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. During detailed design, the actual parts get designed, including all the individual structural components and all the systems, including landing gear, hydraulic, electrical, pneumatic, fuel, propulsion and all the rest. Şimdi during yine bir şey sırasınca, detailed design var, detaylı tasarım süresince, boyunca, the actual parts, bu asıl parçalar get designed, tasarlanır. Including'den sonra geliyor zaten, buna alıştık. Şunlar şunlar dahil olmak üzere asıl parçalar tasarlanır diye çevireceğiz. Neymiş bunlar? All the individual structural components. Tüm, bu individual ayrı demek. Yani ayrı ayrı tüm yapısal komponentler, parçalar, bileşenler de diyebiliriz. Ve all the systems. Bütün sistemler. Hangi sistemlermiş giriyor buna? Yine including var burada. Landing gear. İşte bu iniş takımları. İşte hidrolik, elektrik, pneumatik ve işte pneumatik yakıt, itki ve diğer tüm kalan sistemler dahil olmak üzere, sistemler de dahil olmak üzere bütün sistemler bütün sistemlerle birlikte, yine onlar da dahil olmak üzere, şurada including onu da alıyor. Bütün bu işte gerçek asıl parçalar tasarlanıyormuş bu detaylı tasarım boyunca. These part design layouts include the small details such as the exact radius of the corner of a pocket cutout on a wing rib, and the locations and dimensions of the holes must be drilled for fasteners. Şimdi this part design layouts, bu işte bu kısım, yani bu kısımdaki tasarım düzenleri ve planları include, içerir. The smallest details, en küçük detayları bile içeriyor. Such as, şu gibi. En küçük detayları içeriyor diyeceğiz burada da. The exact radius. Burada tam çapını. Neyin çapını? Of the corner of pocket. Cutout. On a wing rib. Wing rib burada şey, kiriş. Kanat kirişindeki buradaki cep kesimine. Bir dakika. Pocket. Cep kesiminin burada köşesinin, yani cep kesiminin köşesinin tam çapını ve ondan sonra the locations and dimensions, burada işte bir şeyin lokasyonu, yerini ve boyutunu, neyin, holes that must be drilled for fasteners. Burada bu fasteners bağlantı elemanları diyoruz, yani bağlantı elemanları için, drill delmek demek, yani bir malzemeyi delmek anlamında, delinmesi gereken, must be drilled, yine pasif var burada. The holes, ya bu delikleri, delinmesi gereken deliklerin yerleri ve boyutları, ya işte ne kadar çapında olacak, bunlar gibi çok detaylı, hatta çok küçük detayları içeriyor. Bu tasarım planları, düzenleri diyebiliriz. Furthermore, all the little pieces not even considered during preliminary design must be designed during this phase. Now, furthermore, dahası, all the little pieces, işte tüm küçük parçalar, neredeki not even considered during preliminary design, yani ön tasarımda bile düşünülmemiş, düşünülmemiş, en küçük, yani küçük parçalar bile must be designed during this phase, bu aşamada tasarlanmalı, yani ön aşağı, detaylı tasarım aşamasında bunlar tasarlanmalı diye burada çevirdik. These include flap tracks, brackets, structural clips, doors, avionic racks and similar components. These, bunlar include, içeriyor. Yani bunları içeriyor diyeceğiz. Flap tracks, burada şey dedik ya, işte küçük parçaları da içeriyormuş. Flap tracks burada flap izleri. Bracket normalde parantez anlamı var ama burada yapısal anlamını göstereceğim. Resmini göstereyim. Şöyle mesela bu tarz tutmak için, yani eklemek için de diyebiliriz. Yani bazen bazı parçaların Türkçesi olmuyor bazen. Yani genellikle çok, mesela burada jet engine bracket demiş. From Indonesia Wings. Bir şeyden jet motorunun bracket'ı bu. Resim böyle oluyormuş. Bu tarz şeyler de var. Yani çoğu kelimeye bu şekilde resimlerine bakmak zorunda kalacağız. Sonra yapısal klip, zaten burada hani böyle kılıfı falan
Tutamaç mı denir? Tutamaçları deniyor. Burada da yapısal aynı. İki tane parçayı bir ara tutmak için kullanan parçalar. Sonra kapılar, avionik raflar. Raksı hani rak olarak da kullanılıyor zaten. Similar components. Ve benzer komponentleri de içeriyor. Yani şu küçük parçalardan kastım bu tarz parçalarmış. Burayı da anladık. A fighter aircraft has several hundred thousand parts. Oh. Bir savaş uçağı has several hundred thousand. Burada birkaç yüz bin parçaya sahiptir. Birkaç yüz bin. Yani bir uçakta birkaç yüz bin parça var. Bunların her birinin ayrı ayrı tasarlanması lazım. Yani çok uzun bir süreç. Big airliner has several million different parts plus fasteners and hundreds of miles of wiring. Onu büyük bir airliner yine uçak yani bu ticari uçak gibi yolcu uçağı gibi düşünebilirsiniz. O zaten hani büyük bir yolcu uçağı has several million birkaç milyon farklı parçaya sahipmiş ve buna artı olarak fastener yani bağlantı elemanları var. Yani birkaç milyon parça var. Bir de bu parçaları birbirine bağlamak için kullanacağız. Bağlantı elemanları da bu dahil. Çok daha fazla parça yapıyor yani. And hundreds of miles ve yüzlerce mil kablolama. Bir sürü kablo var işte. Elektrik cihazla birbirine bağlamak için. Mesela atıyorum pilot kolu hareket ettirir, flapleri falan hareket ettirir. Bunların hepsinde kablolama falan kullanılıyor. Gerçekten çok fazla. Bunları işte azaltmaya çalışıyorlar. Fiber kablolar falan da fiber hatlar falan daha çok kullanılmaya başlanıyor. Burayı da bu şekilde çevirdik. Every single one of those parts has to be designed with its own drawing or CAD file as does its relationship to the parts it attaches to. Şimdi every single one of these parts. Bu parçaların her biri has to be. Buraya pasif var. Design. Ve tasarlanmalı. Her biri tek tek tasarlanmalı. Neyle? With its own drawing or CAD file. İşte kendi çizimi veya CAD, yani CAD'de çiziyor biliyorsunuz. CAD dosyası olarak tasarlanmalı. İşte ne gibi? Does its relationship to the parts is attached to. Attached burada bağlı olmak. Bir parçayı diğer parçaya bağlıyorsunuz. İşte bağlı olduğu parçalarla ilişkisi gibi. Yani orada işte hangi nereden hangi noktada bağlanacak gibi. Bunları da işte göz önüne alarak diyebilirsiniz ya bu gibi. Kendisi de çizilip veya CAD dosyası olarak tasarlanmalı. Burada bu şekilde çevirdik. Takes a lot of people. Bu yani çok fazla insan alır. Daha ziyade burada çok fazla insana ihtiyaç duyar. Milyonlarca parça var çünkü. Yani birkaç tasarımcının yapabileceği bir şey değil. Small team that took the aircraft through conception and preliminary design is augmented or replaced by an army numbering in the hundreds or thousands big company project. Şimdi the small team, burada küçük takımlar, hangi küçük takım? Took the aircraft through conception and preliminary design. Kavramsal ve ön tasarım. Boyunca yani süresince de diyebiliriz burada. Boyunca uçağı alan yani uçağın tasarımını yapan. Uçağın kavramsal ve ön tasarımını yapan. Küçük grup is augmented. Augment buradan çoğula artırılmış. Yani augmented reality var ya. Artırmış gerçeklik. O duymuşsunuzdur zaten. Burada artırılmıştır. Yine pasif var veya yerleştirilmiştir. Ne tarafından? Baya army numbering. In the hundreds and thousands. İşte burada yüzlerce army de ordu anlamı var bir de bir kalabalık anlamı var. Kalabalık bir sayıda. Yani çok fazla sayıda. İşte bu sayıda yüzlerce veya binlerce sayıyla artırılıyor veya yerleştiriliyor. Ya bu küçük gruplar detaylı tasarımı kastediyor sanırım burada. Detaylı tasarımda çok daha sayıları artıyor. İşte big company project, büyük şirket projelerinde özellikle. Yüzlerce ve binlerce kişi çalışabiliyormuş. Bu cümleden böyle bir anlam çıkarabiliriz. Further along a design process, the more people are involved. Burada da further
Along a design process, tabi tasarım ilerledikçe, progress geliştikçe, and the further along, along'dan boyunca anlamında bu geliştikçe, further daha ileri. Yani şurası bu tasarım geliştikçe tarzı bir anlam veriyor. The more people, daha fazla insan are involved, dahil olur. İşte içeriye girer, bu projeye girer, tasarım yapar diye burayı çevirebiliriz. Kalanını da sonraki videoda devam edelim arkadaşlar. Biter mi? Yok, sonraki videoda şuraya kadar falan geliriz herhalde. Haydi görüşürüz. Bye bye.